Merhabalar. Hoş geldiniz. Tanıyalım. Ben burası Amazon Köyü Müzesi. Müzenin tarihçisi Serap Öz. Müzede durduğu nasıl belli? Bak yanmış ablam. Evet. Tatil evet, yapıyor. Evet. Yardımcımız mı? Arkadaşımız da yeni başladı. Öyle mi? O evet, yeni Arzu başlamış Hanım. Belli daha da. Merhaba, sizi de tanıyalım. Arzu Hanım. Arzu Hanım güneşe çıkmamış belli. Evet, o daha iyi. Burası gerçekten çok güzel olmuş. Mükemmel evet, olmuş. Evet, belediyemizin yapmış olduğu çalışma. Şimdi burada ne var ne yok sen bize anlat abla ya. Burada ileride solda müzemiz var. Yine bahçemizde çadırlar, Amazon kadınlarının yaşamış olduğu evler olarak tasvir edildi. Yukarısı da kafeteryamız. Evet. Köyüm kafeteryası. Köyoğlu da kafeteryası olmaz mı? Evet. Gel abla ya. Bir evet. Bakalım. Gezelim şöyle. Burası ne? Ücretli mi giriyor? Turnikelerimiz şu an açık değil. Ücretsiz. Girebilirsiniz. Yani köy işi daha. Köy işi turnike kaldırmaz ki. Bize bodosta mı olacak girecek? Buralar ne abla ya? Buralarda ne var? Onlar depo. Oralarda buralar. Bir şey yok. Bunlar taş mı gerçekten? Evet, sonradan yapılma bunların hepsi. Ama normal sunni bir mağara oluşturulmuş burada. Evet, aynen öyle. Aynen. Burası Amazon kadınlarının savaşta ele geçmiş oldukları, erkekleri attıkları hücredir. Bunlar mı? Evet. Yani bunlar heykel tabii ki. Onun tasviri. Bunları buraya savaşçı kadınlar... Amazon kadınları, savaşan kadınlarımız savaşta ele geçirdikleri erkekleri bu mağaraya atıyorlar. Sevgili yönetmen, bana bak abi bu iş. Gördün mü sen bu iş? Çektin mi adam nasıl bakıyor gariban gariban? Ama biz daha oraya girmeden biz bir an önce kaçsak mı ne yapsak? Sıkıntı yok da. Öyle bir sıkıntı yok şu an. Yok biz atmayız, biz Amazon kadınları. Bir de bağlamışlar adam, hem içeriden bağlamışlar. Evet, evet. Burada evet, ne var? Aynen. Burası lavabo tuvali. Evet, WC'ler. Geziyoruz. Yine, çadırlarımız Amazon kadınlarının günlük yaşam evleri. Şimdi bu burada, şekilde burada izleyicilerimize ben geldiler. Ben kısaca bir bilgi vereyim aslında. Şöyle sonra dolaşalım biz. Evet, Amazonlar M.Ö. 1200 yılında Samsun'un Terme ilçesi... Gölyazı beldesinde Terdon adlı bir başkent kurarak yaşamışlardır. Atlı savaşçı bir kavimdir. Çok iyi ata binen, çok iyi ok kullanan, özellikle iyi ok atabilmek için de Amazon kadınlarının sağ göğüslerini kestikleri ya da gelişmesini engellemek için kızgın taş bastırdıkları biliniyor. Oklarının yayını iyi gelebilmek için bunun sebebi de. Anaerkil bir toplum. İçlerinde erkek barındırmıyorlar, sadece kadınlardan oluşan savaşçı bir topluluk. Ancak soylarını devam ettirebilmek için yılda bir kez farklı başka kavimlerle, karşı kavimle evlilik yapıyorlar. Bunun sonucunda doğan çocuk eğer erkek çocuğuysa onu sakat bırakıyorlar ya da kendi içlerinde, ayak işlerinde esir olarak, uşak olarak kullanıyorlar. Eğer doğan çocuk kız çocuğuysa onu tıpkı kendileri gibi savaşçı bir şekilde ata binmeyi öğreterek, okçuluğu öğreterek,